Seviyor, seviliyorsunuz. Bulutların üzerinde gibisiniz. Evlenmeye de karar verdiniz. Acaba dikkat etmeniz gereken kriterler neler? Şimdi kırmızı ışığı yakıyoruz. Acaba partneriniz güven veriyor mu? Özü sözü bir, verdiği sözü tutan, sorumluluklarını bilen biri mi? Peki partnerinizle ortak değerleriniz var mı? Acaba partnerinizle keyifli sohbetler yapabiliyor musunuz? İletişiminiz nasıl? Buna baktınız mı? Partnerinizle ortak ilgi alanlarınız bulabiliyor musunuz? Acaba partneriniz sizin kişiliğinize, seçimlerinize ve değerlerinize, inançlarınıza saygılı mı? Bütün bunları gözlemlediniz mi? Yine partnerinizin öfke kontrolüne baktınız mı? Öfkesini kontrol edebiliyor mu? Yoksa öfkesi mi onu kontrol ediyor? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Elbette kriz zamanlarında trafikte nasıl davranıyor? Size karşı değil, başka insanlara nasıl davranıyor? Peki gençler, araştırdınız mı? Acaba kötü alışkanlıkları var mı? Acaba bağımlılıkları var mı? Herhangi bir rahatsızlığı olmuş mu? Acaba kök ailesiyle ilişkileri nasıl? Bağlı olması çok güzel ama bağımlı oluyor. Kendi kararlarını veremiyorsa, her şeyde ailesinin kararlarına bağımlı kalıyorsa bu evliliğinizi olumsuz etkileyecektir. Ve sınırlar gençler, aile sınırlarınızın olması gerekiyor. Yani sizin ayrı bir aile olduğunuzu, artık kök ailesinden bağımsızlaşıp yeni bir aile kurduğunun bilincinde olabilecek, bu sorumluluğu taşıyabilecek bir insan mı? Evet, bunların %70'i evet diyorsanız, işte o zaman yeşil ışığı yakabilirsiniz. Size sevgiler, mutluluklar diliyorum.